arkadaşlar soru çözümlerimizde Close testlerle devam ediyoruz. Close test soruları çözerken şunu unutmuyoruz: Karşımızda bir paragraf söz var. O yüzden bu paragraf içerisinde bir anlam bütünlüğü, bir zaman bütünlüğü, kelimeler arasındaki uyum önemli. O yüzden paragrafın ne dediğini anlamak da önemli. 2015 yılının sorularıyla başlayalım. Between 1950 and 2010 1950 ve 2010 yılları arasında The number of warm days increased worldwide by about 50%. %50 sıcak gün sayısı dünya çapında artıyor. But over the same period fakat aynı dönemde the number of warm nights increased by 50%, 70%. Sıcak geceler sayısı %70 artıyor. Bu bilgi bizim için önemli çünkü dediğim gibi anlam bütünlüğü açısından ileride çıkacak bağlaç sorularını, kelime sorularını çözme, çözebilmemiz için paragrafta ne anlatılıyor bunu anlamamız önemli. Mümkün olduğunca tabii. Ee, i̇lk sorumuz bir tens sorusu ve so far görüyorum. So far zaten hiç cümlenin dağılı bile okuma, okumaksızın. Past perfect tense olamaz, future perfect tense olamaz, have to ve need to gereklilik anlamına gelen modullardır, Onlar olamaz. So far present perfect tense de kullanılır. Cümlenin devamında da diyor ki bazı yerlerde e, bu artış ne oldu? E, neredeyse ikiye katlandı. O yüzden cevabım Adana. Bakıyorum bir sonraki sorum. Bir sonraki sorum bir kelime sorusu. E, <laughs> the trend of warming nights e, is a long predicted blah blah of rising greenhouse gases Sorus, kelime sorularını çözerken tamlamalar bizim için çok önemli. Bu ısın gecelerin ısınması eğilimi uzun süredir tahmin edilen bu ismin sıfatı uzun süredir tahmin edilen bir nokta nokta olacak. Neyin nokta noktası? Artan sera gazlarının uzun süredir tahmin edilen adaptation uyarlama adjustment gibi olamaz. Incentive teşvik demektir. Güdüleyici demektir. Olamaz. Obstacle engel. Artan sera gazların engeli ya da aciliyeti urgency aciliyet demektir. Olamaz. Ama artan sera gazlarının sonucudur. Uzun zamanlar tahmin edilen bir sonucudur diyoruz. O yüzden cevap denizli oluyor. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki sorumuz bir bağlaç sorusu. Eğer ısınma, if the warming was, blah, blah the sun getting hotter, güneşin daha sıcak olması, güneşin ısınması, bu gecelerin ısınmasından bahsediyor. Burada ısınma derken, güneşin ısınması. Nokta, nokta There would be extra heat arriving during the day. But nothing in particular to stop heat loss after dark, so days they would would warm faster than nights. Uzun bir cümle karşımızda. Burada bir if clause var. Ee, eğer bu güneşin, eğer bu ısınma, güneşin daha sıcak olması hariç, daha sıcak olması aksine. Çünkü burada ne diyor? daha fazla ısı gelecekti gün boyunca fakat ısı kaybı olmayacaktı. O yüzden de günler gecelerden daha fazla ısınacaktı. Ama burada ne diyor ne diyordu? Günler daha sıcak değil, geceler daha sıcak. Yani bu eğer güneşin daha sıcak olmasından ziyade ne? Bir kıyaslama söz konusu değil. Güneşin daha sıcak olmasının aksine değil. Güneşin daha sıcak olmasının sonucu. Due to because of line anlamdadır. O yüzden de arkasından da duyutunun e, ne gelir? Bir e, isim gelir. Burada da the sun getting hotter. Burada bir ayıncı bakın kullanım söz konusu. O yüzden cevabımız duyutudur. 19. soru. Yine bir bağlaç sorusu. E, greenhouse gases. Ne dedik? Geceler... Daha sıcak ama normalde bunun güneşin ısınmasına kaynaklansaydı gündüzler de sıcak olurdu. Greenhouse gases by contrast sera gazları aksine sıcaklığı 7.24. Tutarlar which warms nights and days ve bunlar gündüzleri ve geceleri ısıtırlar. The planet warms. Gezegen ısınır. All kinds of feedbacks begin to have an impact. Gezegen zaten ısınmazsa değil gezegenin ısınıyor olduğu bir gerçek. Before gezegen ısınmadan önce. Devamını okuyalım. Zaten begin to have an impact bir etkisi olacak bu feedbacklerin. Which olsa ve bu önemli bir etki yapacak. Şimdi gezegenin ısınması burada gezegen ısınırsa diye de değil ısınsa da ısınmasa da zaten bakın burada as while anlamında gezegen ısın bu süreç başlamış gezegen ısınmaya ve while as gezegen ısındığı müddetçe bütün bu etkiler başlayacak ve bunlar da önemli bir rol oynayacak gezegen ısınmasından önce böyle bir etki söz konusu olamaz o yüzden cevap before da değildir. Son soruya bakalım baktığımızda, son soru bir proposition sorusu. Proposition sorusunda diyor ki, one factor could be an increase, bla bla, increase ya da decrease, ya da fall, ya da rise. Gördüğümde artış, yükseliş gibi bir şey bir şeyde artış ve yükseliş diyorsam zaten cevabım edir nedir arkadaşlar. 2016 yılının Closed Test sorusuna bakalım şimdi. Early machines such as axes and ramps relied on human muscle power to make them work. E, eski makineler, axes and ramps gibi, such as bunlar gibi eski makine örnekleri, relied on human muscle power, dayanır, insan kas gücüne dayanır çalışması için. Then people, o zaman people started using animals to work many simple machines. O zaman insanlar hayvanları kullanmaya başladılar çoğu basit makineyi çalıştırmak için. Animals, oxen and horses. Aynen şurada olduğu gibi early machines neydi örneklerimiz? Axes and rams. Burada da animals neydi örnek? Ne olacak örneklerimiz? Oxen and horses. Bu durumda örnek vermek için kullandığımız yapı arkadaşlar saçezdir. Despite, e rağmen anlamına gelir. Ee, Burada öyle bir anlam söz konusu değil. In contrast with e, kıyaslandığında ona karşıt olarak, onun aksine ya da instead of onun yerine, owing to because of anlamındaydı. O yüzden burada cevap such as'dir. E, bir sonraki sorumuz 17. soruyla devam ediyoruz. Bu hayvanlar ne yapabilir? Kut carry taşıyabilirdi, çekebilirdi ve kaldırabilirdi insanların yapabildiğinden fazlasını. Sonra burada bir geçiş kelimesi var bakın virgülle ayrılmış. Ne oldu? Önce e, kas gücünü kullandılar. Sonra basit makineleri kullanmak için hayvanları kullandılar. People realized fark ettiler. They could capture the energy of the wind and flowing water by using windmills and water wheels. İnsanlar e, rüzgar ve akan suyun enerjisini e, windmills, waterwheels kullanarak, bu araçları kullanarak e, capture yakalayabileceklerini, bunları muhafaza edebileceklerini fark ettiler. Ne oldu? Bunlardan sonra oldu. Hayvanları da kullanmışlardı. Sonra bunu fark ettiler. Bu anlama gelen otherwise aksi takdirde, otherwise zaten e, arkadaşlar unutmayın e, unreal, gerçek olmayan bir durumu anlatır. Aksi takdirde şöyle olurdu. Aksi takdirde özellikle wood, wood have gibi yapılarla çok kullanılır. To sum up özetle, to sum up en sonda paragrafın yer alabilecek belki de bir e, bağlaç geçiş kelimesi. Yukarıdakini özetlemek için kullanılır. Burada öyle bir şey yok. On the contrary, aksine değil. For example değil. Eventually, finally, en sonunda, bundan sonra. E, anlamında kullanılır. O yüzden burada doğru seçenek eventually'dir. Çünkü burada neyi anlatıyor? Bir süreç anlatıyor. Önce kas gücü, sonra hayvanları kullanlar ve daha sonra makinalar e, yapıp e, bu e, su ve rüzgar gücünü kullanmaya başladılar. These became the first machines e, ve bunlar, bunlar dedi windmills and water wheels, rüzgar gülleri. E, suçakları. Bunlar ne oldu? İlk makineler oldu. İlk makinalar. arkasında arkadaşlar bir kısaltma görüyorum. Şimdi neyi açıklıyor buradaki cümle bana? E, create power that in turn was used to make other machines work. Şurada bir relative clause söz konusu. Yani bu diğer makinelerin çalışması için kullanılan e, enerjiyi yaratan makineler, bu enerji yapan makineler diyeceğim. Burada bir retiklozun kısaltmasında ne yapıyordum? Ya cümle ilk önce bakmam gereken neydi? Cümle aktif mi pasif mi? Aktif cümlelerde arkadaşlar verb ing kullanıyordum. Pasif cümlelerde ise fiilin üçüncü halini kullanıyordum. Ama önce bir aktif pasif mi ona bakacağım. E fiilim create arkasından da bir nesne gelmiş. Fiilim bu durumda nesne aldığına göre aktif olmalı. Pasif olanları hemen eliyorum. Being created nedir? To be varsa, fiilin üçüncü hali varsa pasiftir. Çizdim. Be varsa, fiilin üçüncü hali varsa pasiftir. Çizdim. Having been created, bu da pasif. Being created de pasif zaten. To create, o yüzden cevabım tek bu kalıyor. E, peki ayıncı yok, niçin yok? Relative clause'da kısaltma yaparken normalde %90 kullanımı aktif cümlelerde ayıncıdır. Ancak the first, the only, the most important gibi. Şurada bakın the first machines tanımlanan ismin önüne bunlar geldiyse arkasından gelen fiilin yalın halini kullanmam gereklidir. O yüzden cevap bunları karşılığında ne olarak kullanıyorlar? Bu güç, bu enerjiyi makinaları çalıştırmak için kullandılar olacak cevabım. O yüzden denizlidir. Bir sonraki soru da bir preposition sorusu. This energy was used to do such things as grinding grain, bu enerjinin kullanıldığı alanlardan bahsedilmiş ve amacı to make flour, un yapmak için, su pompalamak için. Pumping water. Bu enerjini için kullanıyorum? E, suyu pompalamak için yer altı üzerinden olmaz upon. E, yer altından from. Yer altından karşı, against, karşı demek olmaz. By underground. Yer altı, buradaki by zaten hiçbir şekilde anlam olarak kullanımı uygun değil. Of underground yerine. From underground. Yer altından pompalamayı ne yaptılar? Bu enerjiyi bunun için kullandılar. O yüzden burada doğru preposition from olmalıdır. Son soru. Today. Günümüze döndü bakın. Wind and water energy are still. Günümüzde hala bu enerji... E, ne oluyor? To generate electricity, elektrik üretmek için. Bu enerji, e, bakıyorum hemen şöyle, conduct yürütmek demek, bir işi yürütmek. E, conduct, separate ayırmak, elektrik üretmekten bahsediyorum. Eliminate çıkarmak, expand yaymak utilize faydalanmak elektrik enerjisi üretmek için ne olur faydalanılır hala günümüzde de bu e, Güneş Pardon rüzgar ve su enerjisinden hala elektrik yaratmak için e, kullanılır diyor O yüzden cevabımız Edirnedir arkadaşlar. 2017 yılının close test paragrafına bakalım. Albinism is characterized by the absence of the pigment melanin in the eyes, skin, hair and scales or feathers. Albinizm melanin pigmentinin gözlerde, ciltte, saçta, pullarda, tüylerde eksikliğinden kaynaklanır, Eksikliğiyle karakterizedir. It arises. Şimdi burada bir preposition sorusu var ve arises bizim bildiğimiz gibi arises From prepositionally kullanılır her zaman. Arises çünkü bir şeyden kaynaklanmak. Originated from gibi. Derived from gibi. Bu gene, genetik bir bozukluktan kaynaklanır ve insanlarda ve diğer omurgalılarda bu ortaya çıkar bulunur anlamında. O yüzden cevap arise from unutmuyoruz Bursa'dır. Devamında bir bağlaç sorusu var. They lack the pigments that normally provide protective coloration against the sun's ultraviolet rays. Şimdi burada D dediği uh, in humans and other vertebrates muhtemelen uh, insanlar ve diğer omurgalılar normally provide protective coloration against the sun's ultraviolet rays. Güneşin ultraviolet ışınlarına karşı koruyucu bir renklendirmeden eksikler bunlar. E, lek dedi eksiklik, eksikliklerini yaşıyorlar. E, albino animals. They görüyoruz ki albino hayvanlardan bahsediyor. Nadiren, rarely neredeyse hiç vahşi yaşamda bu e, hayatta kalamazlar e, şimdi bu pigmentlerin eksikliğinden dolayı burada bir sebep sonuç bağlantısı var bakıyorum e kadar demek antil olmaz oldu e rağmen beklenmedik sonuç buna rağmen hayatta kalırlar rarely olmamalıydı oldu olsaydı unless if not demek eğer ol, eksikliği olmasaydı öyle bir eksiklik zaten var eksiklik olup olmadığı da değil o yüzden sebep sonuç bağlantısı anlatan burada gerekli bağlacım because'dur bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda ne diyor? Humans certain albino. Bu bir ten sorusu. For their appearances for a long time. Şimdi bakın burada for a long time gördüm. For normalde ilk aklımıza gelen since ve for'daki gibi present perfect tense'tir. Ama şunu da unutmuyoruz. For hem geçmiş zamanda hem gelecek zamanda Geçmiş, onu geçmişte bitmiş bir şeyden bahsederken de kullanılır. Gelecekte belli bir süre devam edecek bir şeyden bahsederken kullanılır. O yüzden forda dikkatli oluyorum. Ama burada bakıyorum insanların geçmişten bu yana. Ee, uzun süredir albino hayvanları görüntüleri için bir beslemeleri, büyütmelerinden bahsediyor. O yüzden rahatlıkla present perfect tense'i işaretleyebilirim. Çünkü gelecek zamandan bahsedilmemiş, past perfect tense yok ya da past continuous ya da would böyle bir durum söz konusu değil. Zaten tense sorularında ne diyorduk? Ee, daha çok genel ifadelere bakıyoruz. Perfectler, continuousler e, çok da belirgin zaman bağlaşları olmadıkça kullanılmaz. Burada bir bilgilendirici paragraf olduğu için e, present tense, past tense kullanımı e, daha yaygın. E, şimdi, in humans with generalized or total albinism. İnsanlarda yaygın ya da bütünlüğüyle albinizmli insanlarda the blah blah person burada bir sıfat sorusu nokta nokta kişi has milk white skin and hair e, süt beyazı cildi ve saçı vardır. The iris of eye appears pink. The pupil red. Gözdeki değişikliklerden bahsediyor. Albinizmli kişi. Albinizmden etkilenmiş kişi. Affected. Hemen burada dikkatimi çekti zaten. E, recognized. Tanınmış e, fark edilmiş kişi, the recognized person değil, the confused, kafası karışmış kişi, exhausted, tired, yorgun kişi olmaz, threatened, tehdit etmek demek, threatened person, tehdit edilmiş kişi değil, the affected, yani hastalıktan etkilenmiş kişi anlamında. E, o yüzden cevabımız Edirne'dir. Son soruda, e, vision abnormalities, görmede bozukluklar astigmatizm nistagmus ne oldu açıklanmış bozukluğun fotofobiye bakın 3 tane e, ne vermiş e, anormallik vermiş bunların yaygın olduğunu söylüyor ve bu anormallikleri örneklendirmiş bu 3 kelimeyle o yüzden burada cevap örneklendirme 2015 yılında da olduğu gibi bu tür bir örneklendirmede saçez ya da for example like gibi <laughs> yapılar arıyoruz. Eee da 2015'te aynı şekilde çıkmıştı zaten. Contrary to aksine, on behalf of adına, for the sake of hatrına, e, by means of da vasıtasıyla aracılığıyla. O yüzden bu sorunun cevabı Adana'dır. 2018 yılının cross test sorusuna bakalım. Bu bir e, ilk soru, bir preposition sorusu. The nervous system is the most complex of all the body systems. Sinir sistemi, vücut sistemlerinin en kompleksidir. Detaylı bir şebekedir, ağdır. E, sinir hücrelerinin oluşturduğu detaylı bir ağdır. Bunlar originating in the brain and spinal cord. Beyinden ve ve omurga, omurilikten çıkarlar kaynaklanırlar ve burada omuriliği açıklayan bir relative clause var that transmits signals blah blah the body vücut şimdi iletir sinyalleri vücut nokta nokta throughout boyunca başından sonuna throughout the country gibi olabilir with vücut ile iletir olmaz on the body değil vücut üzerindeki hücreler değil against the body karşısındaki değil by the body olmaz Throughout the country, throughout zaman ve e, yer anlatırken kullanabileceğimiz bir prepositiondur. O yüzden cevap Adana'dır. Gelelim bir sonraki soruya. Bir sonraki soru, 17. soru. E, bir kelime sorusu, bir fiil soruyor. It uses a caravan of chemical messengers to make sense of this marvelous complex that... Bir e, kimyasal e, messenger yani... Aracılar ağı kafilesi kullanır. Ne için? Bu kompleks, bu şahane kompleksi anlamlandırmak için. Ve bu, bu şahane kompleksi biz ne yapıyoruz? Touch, taste, smell, hearing. Yani e, duyular olarak. Bakın burada as çok önemli. Ve vision. Bunu, bunları... Ne yapmış oluyoruz? Görselleştirmiş mi oluyoruz? Visualize, görselleştirmek demek. Bu ne? Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane bir şeyden bahsetti. Olmaz. Classify as, gruplandırmak, sınıflandırmak. Nitekim arkasından da bu şekilde maddeler gelmesi çok olağandır. Classified arkasından. Classified özellikle pasif olarak kullanılır. As ile beraber kullanılır. Notice, farkına varmak. Duplicate, kopyalamak integrate, birleştirmek, bütünleştirmek. Ama burada classify as, gruplandırmak anlamında kullanıldığı için cevap Bursa'dır. Bakalım 18. soruda. 18. soru e, bir bağlaç sorusu. In fact aslında at this precise moment. Ne demiştik? Biz bunları bu e, gelen sinyalleri gruplandırıyorduk ve tam da bu noktada in fact, at precise moment exact exact moment tam o anda an extraordinary relationship between our eyes and our brain gözlerimiz ve beynimiz arasındaki sıra dışı bir ilişki ilişkiye ek olarak ilişkinin yerine ilişkiye rağmen ilişkiye benzer ilişkinin sonucunda ne oluyor? We are able to see and understand what we are reading. Okuyor olduğumuz şeyi ne yapıyoruz? Anlı görüp anlayabiliyoruz. Tam da bu noktada ve bu ilişki extraordinary relationships sayesinde. Bu ilişki sayesinde bunu anlayabiliyoruz. Buradaki anlam bağlantısını kuran bağlaş da because of'tur arkadaşlar. Bir sonraki soruda 19. soruda bir tens sorusu söz konusu. Modern cameras on the same basic principle as our eyes. Şimdi burada modern cameras filme bakıyorum. Design o zaman pasif yapmam gerekiyor. Görüyorum hepsi pasif. Ancak yine burada benim continuous perfect perfect continuous yapmam gerektiren bir zaman durumu da yok bana burada zaman açısından ipucu verecek modern var. Dizayn edilecek mi modern kameralar? Past perfect tense kullanmam için geçmiş zamanda geçmesi lazım olayın ve onun öncesi olması lazım. Past perfect tense de yok. Will have been designed demesi için future perfect by the time gibi gelecek zamanı anlatan bir ifade olması lazım. Past continuous past continuous passive de mümkün değil. O yüzden Modern dediğine göre şu andan bahsediyor. Şu andaki kameralar aynı gözümüzdeki prensiple çalışıyor diyor. O yüzden simple present tense. Son soru yine bir bağlaç sorusu diyor ki They have never been able to equal the visual power of the eye. Bakın burada bir geçiş söz konusu. Ne demiştik? Bir öncekinde modern kameralarda aynı sistemle çalışırlar ama burada olumsuz bir durum var aynı sistemle çalışırlar devamında dahası gibi e, olumlu bir şey söylerseydi dahası olabilirdi ama burada ne diyor görme gözün görme gücünü asla eşit olamazlar. Burada ne var? Zıtlık var, beklenmedik bir sonuç var. For instance örnek verirken for example gibi kullanılır. Das sebep sonuç anlatır. Bu <laughs> Günümüzdeki kameraların aynı prensiple çalışmasının sonucu değildir. Aksine nedir zıtlık vardır. Instead onun yerine böyle yapmazlar da onun yerine böyle yaparlar anlamında kullanılmamıştır. However göze aynı prensiple çalışmışlardır fakat hiçbir zaman eşit e, güce sahip değillerdir. 2019 yılının close test sorusu bir zarf sorusuyla başlıyor. Global warming will bring significant changes to the world as a whole. Küresel ısınma dünyaya bir bütün, as a whole, bir bütün olarak e, önemli değişikliklere sebep olacak. Fakat özel tipleri ve ölçütleri bu etkilerin e, yerel şartlar tarafından etkilenecek, belirlenecek. Burada bir fiil var, fiili anlatan bir derecelendirme yani bu film ne derece yapıldığını anlatan bir zarfa ihtiyacım var. E, affected görünce zaten direkt profoundly ya da deeply, deeply affected ya da profoundly affected kısmı ıı, direkt ıı, aklımızda kalması gereken bu bir zarf bu şekilde Lightly affected çok hafif etkilenecek değil unintentionally istemeden ıı, tesadüfen rastgele değil cautiously tedbirli bir şekilde değil occasionally sometimes bu bir zaten sıklık zarfıdır, derecelendirme zarfı değildir. O yüzden cevabımız Adana'dır. Geliyorum bir sonraki soruya. Bir sonraki soru bir preposition sorusu. İklim değişikliği, climate change, will not just have general global effects. Sadece genel küresel etkileri olmayacak. Fakat the time, it will create specific effects within your very own neighborhood kendi mahallemizde de ne olacak belirli spesifik etkileri yaratacak ne ne zaman time ile beraber over time süreç içerisinde zaman içerisinde at time diye bir şey yoktur at times'dır bu at time olmaz at times'tır sometimes anlamındadır at times sometimes anlamındadır bu şekilde kullanılmaz for beraber kullanmak istiyorsan mesela for a long time derim. time'la beraber kullanımı. During'dan sonra belki during the time falan gibi ya da before the time gibi o şekilde kullanman belki mümkün olabilir. Ama e, over time süreç içerisinde zamanla anlamına gelir. Geliyorum bir sonraki soruya. Bir sonraki soru e, bir sonraki soru bir ters sorusu. Because the changes people will face değişiklikler hangi değişiklikler people will insanlar karşılaşacağı değişiklikler from where I, from place to place yerden yere bölgeden bölgeye değiştiği için yerel hükümetler e, ne yapmalı bu problemlerle e, to address this problem problemlerle başa çıkmak diyelim handle gibi kullanılmış burada address başa çıkmak için en iyi şekilde e, donanım kazanmalıdır en iyi bir şekilde hazırlanmalıdır çünkü because buradaki as because anlamında one size fits all solutions yani her duruma uyan çözümler one size tek ölçü bütün durumları uyar gibi bakın bir birleşik e, burada kelime oluşturulmuş bu çözümler e, çünkü no bakın hep hangi tensiden bahsettik hep gelecek zamandan bahsediyoruz o yüzden pastensin bu parçada yeri yok. O yüzden bunları eliyorum. İki şık kaldı. Future perfect tense kullanmam için gelecek zamanla, by the time gibi ya da e, next year gibi ya da gelecekte belli bir nokta vermesi lazım. O zamana kadar tamamlanmış bir şeyden bahsediyor olması lazım. Öyle bir durum bir şey de yok. Basit gelecek zaman. E, burada ne olacak? Bu çözümler çünkü işe yarar. Bu çözümler işe, işe yaramayacak. Yerel hükümetler ne yapmalı? One size fits all solutionlardan kaçınmalı diyor. Devam devam ediyoruz. Bir sonraki soru, yine bir proposition, pardon, bir bağlaç sorusu kınacaksın ama yine propositional phrase şeklinde bir bağlaç sorusu. National governments ulusal yönetimler. That sign and ratify the UN framework iş, e, imzalamış ve onaylamış. Neyi? Birleşmiş Milletler Çerçeve Anlaşması, Iklim Değişikliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalamış ve onaylamış yerel hükümetler. Agree to undertake adaptation planning. Bu adaptasyon planlamasını üstlenmeye karar veriyorlar. Several countries. Birkaç, pek çok ülke, bazı ülkeler. Hangi ülkeler bunlar? Bakın arkasından The Dominican Republic. Arkasından örnekleri bu örneklendirme son 5 yılda 3 defa sorulmuş bir bağlaçtır bu yapıdır. Ve burada örneklendirme olduğunda ilk zaten gözüme çarpan such In case of olursa diye anlamdadır olmaz. With regards to buna dayanarak olmaz. As a result of, sonucunda. In terms of koşulda olmaz. O yüzden sorunun cevabı arkadaşlar Bursa'dır. Son soruya bakıyoruz. Son sorumuz yine bir bağlaç sorusu. Ee, örnekler verdi. But fakat fundamentally, temelde, basically, climate change is happening globally. Globally, people react, people need to react locally. Bakın iki zıt kavramdan bahsetmiş. Burada ne yapmamız lazım? Beklenmedik sonuç anlamında ya da taban tabana zıtlık anlatan bir bağlacı ihtiyacım var. Since Because demektir. Burada sebep sonuç anlamıyor. Küresel olsa da bu iklim değişikliği insanlar ne yapmalı? E, lokal olarak davranmalı. Sebep sonuç değil. Beklenmedik sonuç. As soon as olur olmaz. Until a kadar. In case olursa diye. Burada küresel, e, küresel olsa da insanlar ne yapmalı? Lokal olarak davranmalı. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize.